أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak O'na ibadet eder ve ancak O'ndan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve ashabının üzerine olsun. Hassaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin ve abilerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız, günahlarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki izzetiniz ve şerefiniz artırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur ve hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Değerli Müslümanlar, Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Borcunu ödemekte güçlük çeken, birisine mühlet veren veya borcunun bir kısmını bağışlayan kimseye yüce Allah cehennem ateşinden korur dedi. Bu hadis Buhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de ve İmam Ahmed bin Hanbel'de geçmektedir. Allah Azze ve Celle'nin öfkesine maruz kalmamak, haramların lezzetinden kaçıp Rabbine yol almak, cehennem ateşinden korunmak için gayret gösteren Müslümanlar adına kıymeti büyük bu hadisi şerife geçmeden önce Peygamber Aleyhisselam'ın amca oğlu Abdullah İbni Abbas'tan bahsetmek istiyorum. Değerli Müslümanlar, müminlerin emiri, son halifesi Hazreti Ali radıyallahu anh yanında bulunan Kumeyl ismindeki bir yardımcısına döner ve şöyle der: sana söylediklerimi iyice ezberle. İnsanlar üç sınıftır. Birincisi Rabbani alimler. İkincisi kurtuluş yolunda ilim talebeleri. Üçüncüsü de ayak takımından olup her önüne gelene uyan, her rüzgara kapılan, ilim nuru ile aydınlanmayıp sağlam bir dayanağı olmayanlardır dedi. Daha sonra ekledi: İlim maldan hayırlıdır. Zira ilim seni korur, malı ise sen korursun. İlim amel ettikçe artar, mal ise kullanıldıkça azalır. Devam etti: İlim alime hayatında iken, yaşarken kendisine itaat edilmeyi ve vefat ettikten sonra da hakkında güzel konuşulmayı sağlar. Malın getirdikleri ise, malın getirdikleri makam, mevki, rütbe, şan, şöhrettir. Sahibinin ölmesiyle o da yok olmaktadır. Mal biriktirenler ölüp yok olurlar. Alimler ise dünya var oldukça yaşarlar. Bedenler yok olsa da onlar kalplerde yaşamaya devam eder dedi Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh. İşte Abdullah İbni Abbas Hazreti Ali'nin ifade ettiği birinci sınıftaki Rabbani alimlerdendir. O tefsirde, fıkıhta, hadiste, Arap dilinde, şiir ve edebiyatta
üstad bir şahsiyettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde henüz yaşı 13'tür kardeşlerim. 13. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat edene kadar İbni Abbas peygamber aleyhissalatu vesselamın ne yanından ayrılmıştır ne de ilminden. İlminin genişliğinden dolayı kendisine bahır, deniz demişlerdir. Tabiinin büyüklerinden Tavus ismindeki bir alime İbni Abbas'ı kastederek durmadan bir çocuk ile meşgul oluyorsun. Onunla beraber oturuyor, onunla beraber geziyor, onunla beraber yiyor, onunla beraber içiyor, aklına takılanları ona soruyor, onunla muhabbet ediyorsun demektir o sözler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından büyük olanları ise terk ediyorsun deyince Tavus bu sözlerin sahiplerine döndü ve dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından 70 kişi bir konuda tartışırlardı, sonucu İbni Abbas'ın görüşüne döndürürlerdi dedi. Subhanallah. Başka bir rivayette ben Allah Resulü'nün ashabından 500 kişiyle oturdum. Onlar kendi aralarında tartıştıktan sonra işin sonucunu İbni Abbas'ın görüşüne havale ederlerdi dedi. Hazreti Ömer'in halifeliğinde müminlerin halifesinin şura meclisine katılıyordu genç yaşına rağmen. O şura meclisi ki Bedir ehlinden oluşmaktaydı. Allah yolunda cihad eden büyük sahabelerin bir araya geldiği meclisti. Bundan dolayı Hazreti Ömer kendisine ihtiyarların genci lakabını vermişti. Talha bin Ubeydullah radıyallahu an onun hakkında İbni Abbas'a ilim, anlayış ve kavrama melekesi verilmiş. Ömer bin Hattab'ın başkasını ona tercih ettiğini hiç görmedim. Dikkat edin Müslümanlar. Ömer bin Hattab'ın halifeliği dönemindeyken başkasını, Bedir ehlini, Uhud ehlini, Hendek ehlini ne derseniz deyin, başkasını İbni Abbas'a tercih ettiğini görmedim. Yani Ömer bin Hattab radıyallahu an ilmi anlamda siyasi meselelerde bir tıkanıklığa sahip olduğunda ferahı İbni Abbas'ın yanında alırmış. Elhamdülillah. Bundan dolayı da İbni Abbas bir gün humma hastalığına yakalandığında, yani sıtma hastalığına yakalandığında Hazreti Ömer yanına gelmiş ve şu sözleri söylemiş. Hastalığın bize yerini boş bıraktırdı. Dikkat edin. Hastalığın bize yerini boş bıraktırdı. Yani senin yerine tekrar koyacak bir adam bulamadım dercesine. Sonra ne dedi biliyor musunuz? Allah yardımcımız olsun dedi. Allah yardımcımız olsun dedi. Allah senin yardımcın, şifa sahibin olsun demedi. Allah müminlerin emiri Ömer bin Hattab'ın yardımcısı olsun dedi. Subhanallah. Muhacirin büyükleri Hazreti Ömer'in yanına geldiler. Dediler ki ey müminlerin halifesi, bizim çocuklarımızı da İbni Abbas'ı davet ettiğin şura meclislerine çağırsan ya dediler. Hani bizim çocuklarımızı da bir görsen, onları bir değerlendirsen, onları bir denesen, içlerindeki cevheri ortaya çıkartsan dercesine bir sorudur. Müminlerin emiri döndü dedi ki o orta yaşlıların delikanlısıdır. Onda soran bir dil, akleden bir kalp vardır dedi. Bakın kardeşler, soran bir dil, akleden bir kalp vardır. Hatta insanlar İbni Abbas'ın etrafına kümelendiler. O bahır hükmünde, deniz hükmünde, derya hükmünde, okyanus hükmünde olan gence bu kadar ilmi nasıl elde ettin diye sordular.
O da döndü, dedi ki bıkmadan soran bir dil, durmadan işleyen bir akıl vesilesiyle. Şimdi farz-ı ayın ve farz-ı kifaya ilimlerde meşgul olan genç kardeşlerim. Yani şer'i ilimlerde ve fenni ilimlerde yol alan kardeşlerim. İlmi sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'ın rızasını kazanmak için öğreneceksiniz. Kendisini müdafaa ettiğiniz veya sizi müdafaa eden ilim sizi Allah katında değerli kılmalı. Değilse Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözüne kulaklarınızı ne olur kabartın. Her kim sefihler ile, yani cahiller ile tartışmak, alimlere büyüklenmek ve insanların dikkatini çekmek, başka bir rivayette insanların yanında yer bulmak için ilim öğrenirse onun yeri cehennemdedir dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ı razı edeceğiniz ilim ile sadece Allah'ı razı edecek işler için uğraşın kardeşler. İki, ilmi ümmeti Muhammed'e fayda sağlamak, ümmeti Muhammed'e katkı sağlayacağınız işler için öğreneceksiniz. Müslümanların tıkanan yollarını açmak, daralan ufuklarını genişletmek, ümitlerini yitiren sinelere umut olmak için ilim öğreneceksiniz. Bugün kendilerine altyapı sağlayamadığımız şer'i ve fenni ilimlerde okuyan kardeşlerim, bugün kendilerinin arkasında olamadığımız, önüne projeler koyamadığımız, kendilerini maddi ve manevi olarak destekleyemediğimiz ilahiyatlarda, medreselerde, Kur'an kurslarında, üniversitelerde, mühendislik fakültelerinde, bilgisayar, elektrik, elektronik, atom mühendisliği, ne derseniz deyin, hangi alanlarda okuyorsanız okuyun. Bu katkıları sağlayamayan ümmeti Muhammed'e küsmek, sırt çevirmek, problemleri karşısında onları yüzüstü bırakmak asla size yakışmayacak olan bir şeydir. Size ortamlar sağlanmasa da, arkanızda güçlü kuvvetli Müslümanlar bulunmasa da, zenginler maddi güçlerini sizin için harcamasalar da, sizi taltif etmez, sizi onura etmezlerse de, size düşen ümmeti Muhammed'in en sıkıntılı oldukları anlarda ilminizden, ferasetinizden, hikmetinizden, gayretinizden, samimiyetinizden ve mücadelenizden asla taviz vermemektir. Ey gençler, vallahi de dünya büyük bir değişime doğru yürümektedir. Yani dünya yeni bir yapılanmanın içerisine zorlanmaktadır. Her ne kadar toplum mühendisleri ümmeti Muhammed'ten ümitlerini kesseler de, her ne kadar öncü şahsiyetler ve kadrolar, alimler, davetçiler, siyasetçiler, idareciler, kim derseniz deyin, ümmeti Muhammed'ten beklentilerini kaybetseler de, bilin ki yeni dünya düzeninin en büyük aktörlerinden biri ümmeti Muhammed'dir, Müslümanlardır. Kimse benimsemese de, kabul etmese de, vallahu lazim bu hakikat budur kardeşlerim. Unutmayın, şu an dünya zulme, fahşaya, sömürüye, beşeri ideolojilerin çarpıklığına doymuştur. İnsanlık son 100 yıldır önüne zorla konulan ideolojilerden tiksinmiştir. Vallahi de, billahi de,
yeryüzü dolusu yeminler olsun ki alemin yürüyeceği nizamın adı İslam'dır. Kabul etseniz de, reddedilse de, sevilmese de, önüne setler konulsa da alemin yürüyeceği, koşacağı tek nizam İslam'dan başkası değildir. Huzeyfe İbnül Yaman radıyallahu anh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Nübüvvet içinizde Allah'ın dilediği zamana kadar devam edecektir. Sonra Allah'ın izniyle, Allah'ın dilemesiyle o ortadan kaldırılacaktır. Tam 23 yıl boyunca nübüvvet müessesesi elhamdülillah takır takır işledi. Asr-ı saadet oldu. Çöl bedevilerin yaşandığı toplum. Sonra devam etti Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nübüvvet sisteminde bir hilafet gelecektir. Yani nübüvvetten sonra, nübüvvetin kalkmasından hemen sonra nübüvvet sisteminde, nübüvvet tadında bir halifelik gelecektir. Bu da Allah'ın dilediği kadar aranızda kalacak, sonra Allah'ın dilemesiyle ortadan kaldırılacaktır. Bu da Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Allah her birinden razı olsun, işletmiş oldukları hilafet sistemidir. Hazreti Ali'nin vefatından sonra bu halifelik sistemi yeryüzünden kaldırılmıştır. Nebi Aleyhisselam devam etti. Sonra ısırıcı bir saltanat gelecek. O da Allah'ın dilediği zamana kadar aranızda kalacak. Daha sonra Allah'ın izniyle ortadan kaldırılacak. Demişler ki Yezid ile başlayan Osmanlı İslam Devleti'nin yıkılmasına kadar devam eden düzendir, zaman dilimidir kardeşlerim. Sonra devam etti Peygamber aleyhisselam. Bunun arkasından ceberrut yönetimler başa gelecektir. Allah'ın dilediği vakte kadar aranızda kalacaktır. Sonra Allah'ın izniyle ortadan kaldırılacaktır. Osmanlı İslam Devleti'nin yıkılmasından sonra komünizmin, sosyalizmin, liberalizmin, laikliğin, demokrasinin, cumhuriyet çatısı altında kurulan bütün beşeri ideolojilerin şu ana kadar devam etmesidir. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, nübüvvet sisteminde bir hilafet gelecektir. Allahu Ekber. Nübüvvet tadında, asr-ı saadetin tadında bir hilafet İslam devleti gelecektir dedi. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sustu, konuşmadı. Bir söz söylemedi. Kardeşlerim, özellikle genç kardeşlerim, şu anki doğunun ve batının baskıcı, sömürücü, faşist, ırkçı, maddeci yönetimlerinin ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, şu an görmüş olduğumuz gözlerle, ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, ölüm sekeratlarını yaşayacakları anın geleceğini Nebi sallallahu aleyhi ve sellem müjdeledi mi? Vallahu lazim müjdeledi. Amerika bir eli Asya'da, bir eli Avrupa'da, bir eli Kafkaslar'da, bir eli Balkanlar'da, bir eli Orta Doğu'da, yahu ahtapot gibi ümmet-i Muhammed'in coğrafyasını, insanlık alemini kuşatmıştır. Bu kollar nasıl kopacak diyenler vallahi bilsinler ki ceberrut yönetimlerin sonrasında İslam hilafeti gelecektir dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İsrail her geçen gün büyürken inanın bugünkü halinde kalmayacak. Küçücük bir toprak parçasının içerisine sığmayacak. Orta Doğu'ya taşacak, Şam'a taşacak, Mısır'a taşacak,
Türkiye'nin doğu, güneydoğu Anadolu bölgelerine taşacak. Belki Ankara sınırlarına kadar gelecek. Şu an yaşamış olduğumuz şu coğrafya onların zulmü altında belki inleyecek. Ama vallahi de bilin, billahi de bilin, bu ceberrut sistemin sekerat anının da yaşayacağını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bildirdi. Ve biz buna şahidiz kardeşlerim. Biz buna şahidiz. Mana aleminde ölmüş bir toplum madde aleminde de ölecektir. Maneviyatı çökmüş, ahlakı çökmüş, edebi çökmüş, haysiyetini, şerefini yitirmiş bir toplum Çin gibi güçlü de olsa, Amerika kadar zengin de olsa, İsrail kadar siyasi ve politik anlamda uyanık ve zeki de olsa, vallahul azim toprağın en derinliklerine kadar ölü bir bedenin etrafa yayıldığı gibi yayılacaklar Allah'ın izniyle. Toprağın en derinliklerinde. Bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bildirdi. Şimdi ey gençler, davanın en zor belki anlarını yaşıyorsunuz. Ama bilin ki, unutmayın, Allah rızası için düşünün. Belki şu an kurulacak olan İslam nizamının ilk safhasının içerisindeyiz. Kurulacak İslam nizamının ilk safhasını belki yaşıyoruz şu an. Gülecekler değil mi? Dalga geçecekler. Aşağılayacaklar. Yahu Çin putperestlerinin elinde kadınlarınız inim inim inlerken Rusya gibi kıytırık ayı bir devlet Suriye'yi, Şam'ı talan etmişken, ya sen neden bahsediyorsun? Kafanızı artık şu toprağın altından çıkartın da etrafınıza bakın. Bu devletlerin büyüklüğünü kabul edenden diyenlerin yüzüne tükürüyorum. Vallahi lazım Allah büyüktür. Billahi de İslam şereflidir. Yeryüzüne hakim olacak olan ceberrut sistemlerin yok olmasından sonra İslam nizamıdır. Vallahi gençler bilin ki siz kurulacak İslam nizamının belki ilk halkalarısınız. O yüzden ümitlerinizi yitirmeyin. Davanıza sahip çıkın. Tıpkı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin çıktığı ve muhacirin omuzladığı, sırtladığı, omuzlarının arasına aldığı ashab-ı kiram gibi bütün zorluklara rağmen, bütün acılara rağmen, bütün sıkıntılara rağmen, hayal görüyorsunuz diyenlere rağmen, aşağılayanlara ve kendileriyle dalga geçenlere rağmen sahabe kıvamında bu dine sahip çıkacaksınız. Özellikle okuyan gençler, benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellemin sinesini yakan bir anı vardır, bir acı vardır ki siz daha onunla yanmadınız, yanmadınız. Ne biliyor musun? Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de İslam'ı anlattığında Yasir ailesinin zalimler tarafından kıtır kıtır kesildiği anları gördü. Çözüm bulamadı. Önüne proje koyamadı. Karşılarına dikildi. Dedi ki sabredin ey Yasir ailesi. Sabredin. Size dedi cennet var dedi. Buluşacağımız yer cennettir dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Neden bahsediyorsun genç? Hangi ümmete küsüyorsun? Beli kırılmış, kolu bacağı koparılmış, ilimden uzaklaştırılmış, edebi elinden alınmış, gücü yere yarılmış. Bir ümmete küsmeye hakkın yok. Sahip çıkacaksın. Sahip çıkacaksın. O torna atölyesinde çalışırken ümmeti Muhammed'in faydasına sağlayacak bir icadını da düşüneceksin. Elin makas tutarken, bir kumaşı keserken ümmeti Muhammed'in damarlarını kopartan düşmanın gırtlağını kesmek için de düşüneceksin. Kendin için yaşamayacak, ümmet için yaşayacaksın. Kendin için değil, ümmet için ayakta duracaksın Müslüman. Övündüğün sahabe buydu. Takdir ettiğin sahabe buydu. Adını taşıdığın sahabenin içinde bulunduğu hal buydu ey Müslüman. Ve ne olur unutma, Batı dünyası, o Hristiyanlık alemi, Orta Çağ'ın dehlizlerinde, karanlık dehlizlerinde boğuldukları bir sırada karayı nerede buldular? İslam üniversitelerinde buldular. İslam medreselerinde buldular. Alimlerin, Müslüman alimlerin dizlerin dibinde buldular. Yalan mı?
Çıktılar İspanya'dan, çıktılar Portekiz'den. Kendi beldelerini terk ettiler. Müslümanların medreselerinde dizlerini büktüler. İlim, irfan, hikmet, ahlak, edep, fen, coğrafya, tarih, edebiyat. Akıllarına bile gelmeyen, bakın Müslümanlar akıllarına bile gelmeyen bir alemde buldular kendilerini. Ne yaptılar peki? O kilisenin bütün baskısına rağmen. Ya dünya yuvarlakmış, nasıl olurmuş kardeşim? Kilisenin sen şu an mantığını çökertiyorsun deyip de insanları diri diri toprağa gömen, Engilizasyon mahkemelerinde onları paramparça eden bir kilisenin karşısında durdular. Mana aleminde ve maneviyatta kastetmiyorum ama bugünkü maddi ferahını belki o işkence gören, öldürülen gençlerin omuzlarında kazandılar. Öyle mi abi? O zaman sizin, ya bana burs vermiyorlar, bana selam vermiyorlar, benim kadrimi ve kıymetimi bilmiyorlar. Ulan benim arkamda kimse durmuyor. Ya bir Yahudi, bir Hristiyan, paçoroz bir adamın arkasında duruyor, gencine sahip çıkıyor, kovalıyor, arkasından koşturuyor. Ya bana sahip çıkmayan bir ümmete ben sahip çıkar mıyım be kardeşim? Bana bakmayan bir ümmete bakar mıyım? Deme, deme. Sana biz servet değil, makam değil, mevki değil. Bunların hiçbirini vaat etmiyoruz. Din bunu sana vaat etmiyor. İslami çalışma sana bunu vaat etmiyor. Sana vaat edilen tek şey, alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'nin katında olan servetlerdir. Cennet nimetleridir. Cennetin hurileridir. Çadırlarıdır. Baldan, şerbetten nehirleridir. Sana vaat edilen vallahu lazim budur. Değilse servet yok. Unutulacaksınız. Medreseden mezun olacaksınız, unutulacaksınız. Hatrınız sorulmayacak. İnsanlar selam vermeyecekler. Yeri geldiği zaman ayaklarınıza bukağı olacağız. Köstek olacağız. Ayaklarınıza ip olacağız, taş olacağız. Ama yılmayacaksınız. Allah için yılmayacaksınız. Unutulacaksınız. Ama siz unutmayacaksınız. Sahip çıkılmayacaksınız. Ama Allah'ın davasına sahip çıkacaksınız. Karıncaların yuvalarına yiyecek taşıdığı gibi İslam ümmetin yuvalarına hayır ve bereket taşıyacaksınız gençler. Başka bir çaremiz yok. Başka bir çaremiz yok. 100 yıl sonra, 500 yıl sonra eğer şerefli, izzetli bir onurlu şekilde anılmak istiyorsanız ve istiyorsak Allah'ın dinine sahip çıkacağız. Başka vallahi lazım bunun çaresi yoktur. Yılmayın, küsmeyin, umutlarınızı yitirmeyin. Bizim Allah'ımız var. Doğu Türkistan ümidini yitirmedi, siz yitirmeyin. Doğu Türkistan'a ağlayıp da sırtınızı Allah'ın davasına dönmeyin. Onlar direniyorlar, mücadele ediyorlar, gayret gösteriyorlar. Şam direniyor, Filistin direniyor, Afgan direniyor. Ümmeti Muhammed'in zulüm gören her bireyi direniyor. Ulan bizim adamımız, bizim kadınımız pardüsesini astı, ceketini astı. Allah'ın davasına, Müslümanlara döndü, dedi ki sizden ne adam olur ne hayır vardır dedi. Subhanallah. Ya adam savaşıyor, adam mücadele ediyor. Bütün zorluklara rağmen, kolların ve bacakların kopmasına rağmen hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir diyor. Sen niye darılıyorsun? Sen niye küsüyorsun? Sen neden Allah'ın dinine sırt çeviriyorsun ey Müslüman? Allah rızası için kendimize gelelim. Allah rızası için kendimize gelelim. Bu dünya düzeni yeni bir düzene evrilecek ve dönecek. Bunun adı da İslam nizamı olacak. Sen görmeyeceksin. Sen işitmeyeceksin. Bilmeyeceksin. Ama 200 yıl sonra, 300 yıl sonra gelenler senin mücadelenden, senin gayretinden, senin himmetinden, senin samimiyetinden bahsedecekler. Yeter, bundan başkasını ne istiyoruz ki? Varsın alem karşımızda dursun. Varsın şu an kendini ilimle, irfanla, hikmetle nispet edenler sana karşı dursunlar. Sana sahip çıkmasınlar. Varsınlar bizim gibi adamlar. Bizim gibi adamlar sizin hatırlarınızı sormasınlar. Keyfinizi bilmesinler. Ama siz alemlerin Rabbi olan Allah'ın rızasını kazanmak, razı etmek ve ümmetin daralan yollarını açmak için mücadele
edeceksiniz. Vallahi bundan başka çaremiz yoktur. Müslümanlar, özellikle genç kardeşlerim, İbn Abbas'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle yaşamış olduğu hatırayı hayatınızın, yürümüş olduğunuz yolun tam merkezine koyun. Kalbinize, zihninize nakış nakış şimdi rivayet edeceğim hadiseyi yazın. Diyor ki bakın İbn Abbas, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bineğinin terkisindeydim, arkasındaydım. Bana döndü dedi ki, oğulcuğum, evladım, Allah'ın sana fayda nasip edeceği kelimeleri öğreteyim mi? Dedim ki evet ya Resulallah. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem döndü dedi. Ne olur gençler, özellikle size sesleniyorum. Allah'ın şeriatını okuyan ve fen ilimleriyle meşgul olanlar. Ya ben nasıl olsa tıp okuyorum. Allah benden razı mıdır diye soruyorsan zaten okuma. Allah'ın rızasının olmadığı bir yerde senin durman caiz midir? Eğer Allah'ın rızasını kazanacak bir tıp ilmini okuyorsan, mühendislikleri okuyorsan, bu ümmetin de bir iğneye ihtiyacı var. Ve bu ümmet de bir iğne yapacak gücü bulamıyorsa, elinde imkan olmasına rağmen birileri yapmıyorsa, vallahi hepimiz vebal altındayız. O yüzden kaçarı yok. O yüzden tekrarlıyorum. Biz bu davanın sahibi şer'i ilimler okuyan insanlar olduğunu iddia etmiyoruz. İçinizden bir atom mühendisi çıkar, bir fizik mühendisi çıkar, bir kimya mühendisi çıkar, Müslümanların yapamadığı, Müslümanların yapmaktan korktuğu bir işi başarır. Müslümanlara moral olursunuz, güç olursunuz. Vay be, biz de yapabiliyoruz mu dedirtirsiniz. Selahaddinlerin yürümesine vesile olursunuz. O alimlerin, davetçilerin, dert sahiplerinin koşturmalarını sağlarsınız. Ama arka plandasınızdır, laboratuvardasınızdır, deney salonlarındasınızdır, perde arkasındasınızdır, tezgahın önündesinizdir. Görünmezsiniz, bilinmezsiniz, kıymetiniz ortaya çıkmaz. Konuşanlar bilinir, koşanlar bilinir, adam zannedilir belki birileri. Ama belki en büyük ecri sen götürürsün. O yüzden dinle ne olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas'a dedi ki, Allah Azze ve Celle'yi koru ki Allah da seni korusun. Allah Azze ve Celle'yi koru ki onu önünde bulasın. Ne demek Müslümanlar bu? Biz mi Allah'ı koruyacağız? Hangi kılıçların gücü alemlerin Rabbi olan Allah'ı korumaya yeter be Müslüman? Sen kimsin? Necis bir maddeden yaratılan insanoğlu. Alemlerin Rabbi olan Allah'a kafa tutmaktadır da onu korumaktan acizdir ey Müslümanlar. Allah Azze ve Celle... Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin demek istediği, murad etmek istediği. Sen Allah'ın emir ve yasaklarını koru ki, sen helali ve haramı bil ki, okuduğun mühendisliklerde neyin haram, neyin helal olduğunu bil ki, şeriat fakültelerinde neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bil ki, Allah seni korusun. Ya ben abi çok korkuyorum. Tıp fakültesinde kadının, kızın beni kapıp kaçırmasından korkuyorum. Hastanelerde çalışmaktan korkuyorum. Sen Allah'tan kork. Emir ve yasaklarından kork. Onu korumak için mücadele et. Allah Azze ve Celle seni her daim koruyacaktır. Sonra sen Allah'tan kork ki onun rahmetini, fazlını, hayrını önünde bulasın dedi. Sonra Nebi Aleyhisselam devam etti. Ne olur dikkat edin. Bolluk anında, dikkat edin Müslümanlar. Bolluk anında kendini ona tanıt ki, Allah Allah, bolluk anında kendini ona, yani Allah'a tanıt ki, darlık anında seni tanısın. Allah'a bak. Ne demek bu? Müreffeh olduğunuz zamanlarda, güçlü olduğunuz zamanlarda, zengin olduğunuz zamanlarda, sağ salim olduğunuz, rahat olduğunuz zamanlarda Allah'ı zikret, Allah'a dua et. Gece yarılarında kalk namaz kıl, Kur'an'ı tilavet et. İnsanlar uyurlarken sen alemlerin Rabbi olan Allah'a yalvar. Sesini semaya çıkar. Arşın sahibine kendini duyur. En zor anında Allah'ım dediğin an Allah'ın nusretinin yanında geleceksin. Allah zaten sesleri karıştırmaz elhamdülillah. Sesleri birbirine karıştırmaz. Sonra devam etti benim peygamberim. İstediğinde Allah'tan iste. Yardımı Allah'tan dile.
olacak şeylerle ilgili kalemler kurumuştur. Eğer, şimdi ne olur buraya dikkat edin genç Müslümanlar. Eğer mahlukatın tümü, buna insan da girer, buna cin de girer, buna hayvanlar da girer, semada görmüş olduğunuz güneş, ay, yıldızlar da girer, buna yerin tabakalarındaki magmalar da girer, ne derseniz deyin. Dedi ki Resulullah, eğer mahlukatın tümü Allah'ın sana yazmadığı bir faydayı getirmek için çabalasalar, buna asla güç yetiremezler. Yani sana şifa getirmek isteyen bütün tabipler bir araya gelse aciz kalırlar. Senin borcunu ödemek için bütün zenginler bir araya gelseler iflas ederler. Sana yazılmayan bir fayda sana asla ulaşmaz. O yüzden kendini yırtma, kendini paralama. Sen bunları düşünerek asıl sahip çıkman gereken davanı unutma. Sonra dedi ki Allah Resulü Aleyhisselam, yine Allah'ın sana yazmadığı bir zararı senin için dileseler, buna güç yetiremezler. Esaret senin kaderine yazılmadıysa, işkence görmek, uzuvlarının kopartılması, malının elinden alınması, iflas etmen, topraklarının yağmalanması senin kaderine yazılmadıysa, alem bir araya gelse yanından geçerler, üstünden geçerler, altından geçerler ama kimse sana zarar veremez. Sonra dedi ki, bil ki hoşlanmadığın, sevmediğin, seni üzen, yüzünü buruşturan, seni sevimsiz hale getiren neyse artık, bir şeye sabretmekte büyük bir hayır vardır. Şimdi asıl söz geliyor kardeşlerim, bakın. Zafer sabırla. Zafer yani başarı sabırla. Kurtuluş sıkıntıyla. Allahu Ekber. Nasıl bir şey be Müslümanlar bu ya? Kurtuluş sıkıntıyla ve her zorlukla beraber bir kolaylık vardır dedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Aklımıza hangi ayetler geldi kardeşler? Fe inne ma'al usri yusra, inne ma'al usri yusra. Her zorlukla beraber bir kolaylık, elbette diyor, her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Sonra fe iza faragta fensab ve ila rabbike fergab. Ne yapacakmışız? O zorlukların veya kolaylıkların içerisinde önemli bir işi bitirdikten sonra diğer işe atılacağız. Daha işin kapısı kapanmadan diğer kapıyı açacağız. Sonra nereye yöneleceğiz? Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye yöneleceğiz. Rivayet edildiğine göre kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu sure, İnşirah suresi indirildiğinde, ki ne zaman indirildi? Mekke'nin yani Kureyş müşriklerinin pençelerinin Müslümanları ezdiği en zor dönemde indi. Peygamber aleyhisselam sahabenin yanına geldi ve dedi ki, müjdeler olsun. Müjdeler olsun. Kime? Şehit edilen Yasir ailesine. Ateşle dağlanan Ammar'a, gözleri kör edilen Zinnire'ye, elinden malı alınanlara, yurdundan kovulanlara, göç ettirilmek zorunda kalanlara. Peygamber geldi, dedi ki müjdeler olsun, size kolaylık geldi. Artık bir güçlük, bakın dikkat edin, bir güçlük, bir zorluk, iki kolaylığa asla galebe gelemez dedi. Ayette bir zorluktan, iki kolaylıktan bahsedildi ya, bir zorluk asla dedi, iki kolaylığa galebe gelemez. Evet Müslümanlar, şu an ümmeti Muhammed'in acılarının zirvede olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Özellikle genç kardeşlerimin zihinlerine yazması gereken söz, Resulullah'ın şu sözleridir: zafer sabırla, kurtuluş sıkıntıyla ve her zorlukla beraber bir kolaylık vardır hadisi şerifi kardeşlerim. İlim, gayret, çalışkanlık ve fedakarlıktan sonra İbn Abbas radıyallahu anhuma bu aleme gözlerini kapatı,
Taif'te vefat etti. O sıra hiç görülmemiş bir kuş türü İbn Abbas'ın cesedinin içerisine girdi. Mahşının içerisine girdi. Ve çıktı da diyor, görülmedi diyor. Bir kuş geldi diyor, onun diyor naaşının içerisine girdi ve diyor çıktığı da görülmedi. Kendisi diyor defnedildi. Defin esnasında kabrinin diyor kenarında şu ayetler okunuyordu. Kimin okuduğunu da diyor anlayamadık. Bismillah. Ya eyyetühen nefsül mutmainne irci'i ila rabbike radiyeten merdiye. Ey mutmain olan nefis. Razı olmuş ve razı olunmuş bir şekilde Rabbine dön ayetleri okunuyordu. Ancak kimin okuduğunu anlayamadık dedi sahabeler. İmam Zehebi de bu meselenin mütevatir bir haber olduğunu, doğru yalanlanması imkansız olan bir haber olduğunu bildirdi. Cabir İbni Abdullah'a İbni Abbas'ın vefat ettiği haberi gelince şöyle ellerini birbirine vurdu ve dedi ki, insanların en alimi ve insanların en yumuşağı vefat etti. Bu ümmetin başına gelen en büyük musibetlerden biridir diye de ekledi kardeşlerim. Vefatından önce, İbn Abbas'la alakalı kısmı bitireceğim inşallah. Vefatından önce kendisi Kerbela hadisesinde Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesine tanıklık ediyor ve üzüntüsünden dolayı gözlerini kaybediyor. Hayatının kalan kısmını ama bir şekilde geçiriyor. O sıra bir şiir söylüyor. O şiirle inşallah İbn Abbas'a son vereceğiz. Diyor ki, özellikle genç kardeşlerimin, özellikle bir takım yeteneklerden mahrum kaldığını zanneden kardeşlerimin bu şiiri ezberlemeleri onlar için hayır olacaktır. Eğer Allah iki gözümün nurunu aldıysa, kalbimde ve dilimde o ikisinin nuru bulunmaktadır. Kalbim zekidir. Aklım karışık değil. Dilim ise kınından sıyrılmış bir kılıç gibidir dedi İbn Abbas radıyallahu anhuma. İşte o sözlerin sahibi Rabbani alim Bahır, Tercümanül Kur'an diye anılan, Hebir diye bahsedilen, yani ilmi geniş olan diye bahsedilen İbn Abbas, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletti. Borcunu ödemekte zorluk çeken, güçlük çeken, birisine mühlet veren veya borcunun bir kısmını bağışlayan, yani alacağını düşüren kimseyi Allah azze ve celle cehennem ateşinden korumuştur dedi Allah Resulü. Sahabeden Ebu Katede, Ebu Bekir radıyallahu anh Huneyn gününden sonra kendisine Allah'ın aslanlarından bir aslan diyor. Ebu Katede'nin bir adamdan alacağı var. Kendisini aramaya başladığında adam bunu haber alır ve gizlenir. Ebu Katede'den gizlenir. Ebu Katede de ne yapar eder, adamı bulur. Adamı yakaladığında adam der ki, ey Ebu Katede, ben de der dardayım. Yani sıkıntılarım var. Sana borcumu ödeyemeyeceğim. Ebu Katede dedi ki, peki yemin eder misin? Yani Allah'a şahit tut. Belki bunu kendisine güvenmediğinden dolayı değil, büyük bir hakikati ishar etmek için söyleyecektir. Adam der ki, vallahi dardayım. Deyince Ebu Katede adama döndü. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kim? Allah'ın kendisini kıyamet gününün sıkıntısından kurtarmasını istiyor ise darda olana nefes aldırsın veya tamamen borcunu bağışlayıversin dediğini duydum dedi sahabe. Nebi aleyhissalatu vesselam sahabeleriyle bir gün otururken, sizden öncekilerden bir tüccar vardı. Halka borç para verirdi.
borçluları arasında fakir insanlar varsa alacaklı görevlisine derdi ki onları bağışlayın, onlardan alacağımı bağışlayın ki Allah Azza ve Celle de umarım ki bizi affeder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah Azza ve Celle de o adamı affetmiştir, bağışlamıştır. Başka bir hadiste bu bahsetti, muttefekun aleyh hadisler, Buhari Müslim hadisleri. Başka bir rivayette bir adam hayır namına hiçbir şey işlememiş. İyilik nedir bilmiyor. Yaptığı tek iyilik halka borç vermek ve borcu alırken borç alan memurlara, tahsildarlara diyor ki alacağınız kişi verecek durumda bir zenginse yumuşaklıkla isteyin. Nezaketli olun. Onurunu incitmeyin. Kırmayın. Kaba davranmayın. Ama diyor alacağımız kişi fakirse vazgeçin. Umulur ki Allah da bizim günahlarımızdan vazgeçer deyince Peygamber aleyhisselam dedi ki Allah onun için haydi senin günahlarından vazgeçtim buyurdu. Şimdi kardeşlerim, günah yüklerinden kurtulmak, kıyamet sahnelerinin en dehşetinden korunmak ve cehennemden azat olmak istiyor isek, darda kalan fakir Müslümanlara borç verip onların ödeyecekleri zamana da mühlet ekleyeceğiz. Günahların kendilerini yorduğu, cehennem ateşinin uykularını kaçırdığı zengin Müslümanlara Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir kurtuluşu bildirmiştir. Hesabın çetin, mizanın hassas, yaşanan sahnelerin elim olduğu bir günde kim Allah'ın arşının gölgesinde gölgelenmek konusunda emin olmak istiyorsa Peygamber aleyhisselamın şu sözüne kulak kabartsın. Ödeme güçlüğü çeken borçluya zaman tanıyan ya da alacağını bağışlayan kimseyi Allah arşının gölgesinde gölgelendirecektir. Yaşadığı imtihanların neticesinde daralan, dualarıma iltifat edilmiyor diye düşünen Müslümanlar da Peygamber aleyhisselamın şu sesine kulak versin. Duasının kabul olunmasını, kederlerinin açılmasını isteyen, borcunu ödeyemeyen darda kalmış kimseyi bu durumdan kurtarsın. Değerli kardeşlerim, Hadid suresi 11. ayetleri. Kim Allah'a güzel bir borç verirse, Allah da onun karşılığını kat kat verir ve onun çok değerli bir mükafatı vardır. Ayetleri Medine'de indiğinde, insanlıktan ve şereften yoksun bazı İsrail oğlu kişiler, alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'yi gadaplandıracak şu sözleri söylemişlerdir. Muhammed'in Rabbi fakirleşmiş, haşa ve kella. Muhammed'in Rabbi fakirleşmiş, haşa. Kullarından para isteyecek hale gelmiş. İman edenleri hariç, vallahi şu yeryüzünde haddi aşan, tuğyanda sınır tanımayan bir topluluk varsa, şereften ve haysiyetten yoksun bu insanlardır kardeşlerim. O sıra Medine'de nefes alan bir hayır sahibi vardı ki, ismi Ebu Dehda el-Ensari, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi, dedi ki ya Resulallah, işittim ki Allah bizden karz-ı hasen istiyor. Yani güzel bir borç. Allah Resulü dedi ki evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin elini tuttu. Dedi ki şahit ol. Ben hurma bahçemi Allah'a borç olarak veriyorum dedi. Bu olaya şahit olan Abdullah İbni Ömer dedi ki Ebu Dehda'nın bahçesinde hanımı ve çocuklarıyla beraber oturacağı bir ev ve mahsulü alınmaya hazır 600 hurma ağacı bulunmaktaydı. Evine geldi, bahçede oyalanan hanımına seslendi. Dedi ki ey Ümmü Dehda, bahçeyi dedi boşalt. Zira ben burayı alemlerin Rabbi olan Allah'a borç verdim deyince o saliha kadın kocasına döndü. Ey Ebu Dehda, sen çok karlı bir ticaret yapmışsın dedi ve bahçeyi boşalttılar Müslümanlar.
Yalnız bakın buradaki espriyi ne olur dikkat edin Müslümanlar. Burada bir incelik var. Allah Hadid suresi 11, 18 ve buna benzer ayetlerde kim dedi Allah'a güzel bir borç verirse karz-ı hasen ne demek bu? Haşa ve kella Allah'ın bizim maddiyatımıza ihtiyacı mı var? Bütün servet onunken değil. Dediler ki Allah'a güzel borç vermek Allah için ihtiyaç sahibi bir Müslümana karşılıksız. Ne demek bu karşılıksız? Menfaat gütmeksizin, faiz beklemeksizin, ondan iltifat ummaksızın, hediye almaksızın borç vermektir. Subhanallah. Buna kadar büyük bir nezaket. Yani siz bir Müslüman kardeşinizin sıkıntısını gidermek için borç vereceksiniz. Allah bu borcu kendisi sahiplenecek. Karz-ı hasen diyecek. Allah'a borç verdiniz diyecek. Bu ne kadar büyük bir nimettir kardeşlerim. Vallahi böyle samimiyetin karşılığını verecek olan sadece Allah'tır. Ne olur dinleyin. Resulullah Aleyhisselam Miraç gecesinde cennetin kapısına geldiğinde bir yazıyla karşılaştı. Dedi ki sadaka 10 misliyle sevap yazılır. Borç vermek 18 misliyle sevap yazılır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem okudu. Cebrail aleyhisselama döndü. Dedi ki neden böyledir? Yani sadaka borç vermekten daha üstün değil midir? Neden? Çünkü siz sadakayı karşılıksız geri almadan veriyorsunuz. Doğru mu Recep hocam? Ama borcu geri alma ümidiyle veriyorsunuz. Allah Resulü bu soruyu sorduğunda Cebrail aleyhisselam dedi ki çünkü sadaka verdiğin kimsenin yanında kendini geçindirecek bir miktar para bulunabilir. Halbuki borç isteyen kimse ancak muhtaç olduğundan dolayı borçlanmıştır. Yani kardeşlerim 1 lira vereceksiniz 18 TL ecri yazılacak. 1000 lira vereceksiniz 18 bin lira ecir olarak sizin hanenize yazılacak. Şimdi ne olur şu hadisi dinleyin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok uzun bir hadiste dedi ki borcun vadesi gelmeden, bakın dikkat edin, borcun vadesi gelmeden, ödeme günü gelmeden alacaklıya, yani alacağınız kişiye, gün tanıyana her güne bir sadaka ecri verilir diyor. Peki ne kadar? Borç verdiği miktar kadar diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bir adama 5000 TL para verdiniz. Borcunu ödemesine bir ay kaldı. Adam ödeyebilir, eli genişleyebilir, rahata kavuşabilir. Ama siz bir sıkıntısını fark ettiniz. Onun ödeyemeyeceğini zannettiniz. Geldin dedin ki kardeşim sana 2 ay daha mühlet tanıyorum. Ne yapar bu 2 ay? 60 gün yapar. Kaç para verdin? 5000 TL verdin. Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki 5000 çarpı 60 gün kardeşlerim. Alınacak sevap. Sonra devam etti. Ancak dedi kim? Mühleti dolduktan sonra, yani ödeme günü ve saati geldi. Ona dedi mühlet verirse verdiği gün kadar borcu adedince 2 katı dedi ecir kazanacaktır. Ya nasıl oluyor? Mühlet geldi, şu an ödemesi gerekiyor. Adam daraldı, ödeyemiyor, mahcup, haysiyetini yitirecek kendisine göre, şerefine, onuruna laf gelecek, büyük bir sıkıntıda. Sen diyorsun ki korkma kardeşim, ben sana 5000 lira mı verdim? Sana 2 ay bu süreyi uzatıyorum. Ne yaptı? 60 gün yaptı. Çarpı 10.000 TL diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu Ekber. Büyük bir hayır. Cehennem azabından azat olmak. Cehennem ateşinden kurtulmak. Tevbelerini bağışlatmak isteyenlerin geleceği yer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleridir. Vallahi hızlı geçeceğim. Ancak borç alan kardeşlere de şu hadisleri hatırlatacağım ve bitireceğim inşallah. Bir, unutmamamız gerekenler. Bir, borç aldığımız zaman ödeme kastını ortaya koymamız gerekir. Yani ne demek? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki kim insanların mallarından ödemek kastıyla borç alırsa Allah dedi ona yardım eder. Niyetin salihse Allah sana yardım eder. Ancak devam etti. Dedi ki kim de malı telef etmek için, yani borcu ödememek için borç alırsa
Allah da dedi, onun malını telef eder dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İki, borçlunun borcunu ödemeye gücü yettiği halde bunu ötelerse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu zulümle niteledi. Dedi ki imkanı olduğu halde borcunu ödemeyen kimse zalimdir. Üç, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem unutmayın bir dönem borcu olanların cenaze namazını kıldırmamıştır. Ebu Katede anlatıyor. Resulullah'a bir cenaze getirildi. Allah Resulü dedi ki onun üzerinde bir miktar borç var. Kardeşinizin cenaze namazını siz kıldırın. Ebu Katede dedi ki ya Resulallah bu borcu ben alıyorum. Allah Resulü dedi ki sadakatle mi alıyorsun dedi. Yani böyle bir an gaza gelmekle tabir yerindeyse. Yarın bak vazgeçebilirsin. Sadık mısın bunda? İhlaslı mısın? Dedi ki ya Resulallah sadakatle alıyorum deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o Müslümanın cenazesini kıldırdı. Dört. Şuna ne olur dikkat edin. Borcunu ödemeden, ödeyemeden vefat eden bir Müslüman cennet nimetlerinden istifade edemez. Ta ki borcu ödenene kadar. Allah Resulü buyurdu ki Allah'a yemin ederim ki diyor hadiste. Bir kimse Allah yolunda savaşıp öldürülse ve tekrar diriltilse, tekrar Allah yolunda öldürülse, tekrar diriltilse, tekrar öldürülse, tekrar diriltilse, üzerindeki borç ödenmeyene kadar cennet nimetlerinden dedi istifade edemez. Subhanallah. Allah'ın cennetine, ikramına kavuşamaz dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Son madde 5, bununla beraber bitiriyorum. Borç alan kişi borcunu en güzel şekilde ödeme konusunda gayret göstermeli. Peygamber aleyhisselam bir adamdan 7 yaşlarında genç bir deve borç alıyor. Ödeme günü Resulullah'ın eli güçleniyor. O adama 6 yaşında daha güzel, daha kuvvetli, daha genç bir deveyi veriyor. Peygamber aleyhisselama sahabeler geliyor. Ya Resulallah bu durum nasıl oldu? Yani sen şöyle bir deve aldın, böyle bir deve verdin. Peygamber aleyhisselam döndü, dedi ki insanların en hayırlısı borcunu en güzel şekilde ödeyenlerdir. Hatta Cabir İbni Abdullah dedi ki Peygamber aleyhisselamın yanına geldim alacağımı almak için. Peygamber aleyhisselam benden aldığından bir miktar daha fazlasını bana geri verdi dedi. Buradan da şu kastediliyor ki kardeşlerim, bir kişi borç aldığında karşı taraf şart koşmamak kaydı şartıyla ikramda, hediyede borcunuzun daha değerlisini vererek mukabelede bulunabilirsiniz. Şart koşulduğu takdirde bu faize harama girmektedir. Bu akşam nasibimize düşen bir, bizi alemlerin Rabbi olan Allah'a yaklaştıracak iki şey vardır. Biri Allah'ın dinine hizmet, diğer de Müslümanların ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermek için gayret göstermek. Allah Azze ve Celle anlattığımız doğrularla amel etmeyi bizlere nasip etsin. Yanlışlarımızı ve kusurlarımızı bağışlasın. Kurulacak olan İslam nizamının en önemli basamakları arasında yer almayı bizlere ve ehlimize nasip etsin. Geceniz mübarek, akıbetiniz hayır, cennetiniz firdevs âlâ olsun. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mursalin ve elhamdülillahi rabbil âlemin. El Fatiha ma salavat.